Bu sene 50. yıl işte göçün, bak düşün, Almanya'ya göçün 50. senesi. Tabii canım. Yani o yabancı dediğin zaman esasında bu bir şey ortaya koyuyor. Sen onlara yabancı olduğunu ortaya koyuyor. Yani bugün o zaman senin yabancılığın, o zaman da ne oluyor? Yabancılarında bir dünya kuruyorlar, futbol dünyası mesela. Sen de o dünya yabancı kuruyorsun. Bir de dil dönmüyor da olabilir abi. Yani adamın dili dönmüyor. Ya Ahmet Demirtaş falan. Ben pek katılmıyorum ya bilgine. Yani tabii doğru söylüyor esasen. Hani yerli yabancı diye ayırıyorlar. Ayıran bir kısım var ama onlar gitgide azaldı diye düşünüyorum ben. Hı-hı. Eskisi gibi değil yani. Peki bu yeni gelen adamların isimlerini nasıl telaffuz ediyorsun? Ne demek o? Yani işte hani bazı futbolcuların öyle isimleri var ki hani telaffuz zorluğu yaşıyor insan, hani beyin travması falan geçiriyor onları. Yani, çalışıyor musunuz üzerine? Valla işte okuyoruz, çalışıyoruz. Hani yabancı dil biliyoruz, onunla faydalanıyoruz. Yani ben İngilizce biliyorum. Vaktiyle biraz Almanca okumuştum. Azıcık İspanyolca ders aldım filan. Ne yaptın ya? Tamam zaten kaç tane. Başka ne kaldı? Hani, Hititçe de biliyorum. İsimlerde biraz çok zor olmuyor benim için. Ama bazen hakikaten hangisi doğru okunuyor onu bilmiyorum. Peki bir canlı maç sunmak ister miydin? Mesela hani bir Ertem Şener gibi anlatmak ister miydin? Ya onu ben düşündüm aslında. Yani yapabilir miydim? Nedir? Yapabilir miyiz? Hani hanımlar için özellikle hani bu bir zamanlar tartışılıyordu filan ama istemedim. Ya içimden gelmiyor öyle bir şey. Ben de erkekten dinlemeyi seviyorum. Hmm. Belki kulağımız alışmadığı için, böyle bir alışkanlık olmadığı için de olabilir ama erkek ses tonu tabii daha... Biraz erkek sporu olduğu için biliyorsun. Erkek sporu olduğunu tartışırız ama yani hani yine de anlatım olarak biz Türkiye'de erkek sesine alışmışız ve gerçekten çok iyi maç anlatan spikerler var. Onlar iyi yani. Özellikle kadın futbolcuları nasıl diyorsun? Kendini zorlamaya gerek yok. Hmm. Kadın futbolunda çok gerideyiz. Biz yani maalesef bir dönem kurulmuştu takımlar, sonra işte çeşitli anlaşmazlıklar ve dedikodular vesaire sebebiyle milli takım filan onlar bertaraf edildi. Şimdi tekrar işte UEFA, FIFA dolayısıyla kurmak zorundayız. Şu an çok gerideyiz yani ya daha. Orada erotik bir durum da olabilir mi diye düşünüyorum. Hani kadın futbolcular daha erkeksi duruyorlar ama yani bir voleybol maçında hiçbir şey olmasın 20 tane şey apaçı görürsün. Mutlaka maçla ilgilenmese bile ilgilenecek bir şey var. Yani burada o yok tamam hani topa bakayım. Evet. O da olabilir mi acaba? Ya işte öyle olsun istemiyorsun. Dedikodular falan oldu ama öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öyle düşünmek istemiyoruz en azından. Peki Arda, Türkiye'ye gelen birçok yıldız senin mutfağından bir şekilde geçiyor. Biraz yanlış. Hani yıldız olmak istiyorsanız Arda'nın mutfağından geçersiniz. Ama en azından birçok yıldıza yemeğini sen hazırlıyorsun. Menüyü sen hazırlıyorsun. Evet. Gelip seni buluyorlar mı bunlar? Bu aslında 2005 yılından beri gelişen bir süreç içinde oldu. Yani konser sektörü büyümeye başladıkça, hı hı, Türkiye'ye gelen yabancı sanatçılar çoğaldıkça onların ihtiyaçları ve istekleri de çoğaldı. Bunlara bir çözüm bulmak gerekiyordu. İşte o dönemlerde buradaki yerli prodüksiyonlarla bir şekilde biz çalışmaya başladık. Ve gelen hani yabancı sanatçıların bir bütün konserleriyle ilgili bir teknik dökümleri var hepsinin. Hı hı. Bu sahne üstü için de geçerli. Sahne arkasında istekleri, otel konaklamalarından, transferlerine, rehberlik hizmetlerinden, yiyecek içecek hizmetlerine kadar. İlk başlarda bunları birlikte şifrelerini çözüyorduk yani. Hı-hı. Resmen dekoder gibi çözüyorsunuz. 20 sayfalık bir liste gönderiyor. O mu olsun, bu mu olsun, öğlen bunu yiyecek, akşam. Yani tırı kullanan şoföründen tutun da sahnenin üstündeki işte demiri asan adamın yiyeceğine kadar hepsi. Artı bir de sahnedeki sanatçıların yemekleri vesaireleri, hı-hı, derken... Bu zaman içinde gelişti açıkçası. İşte önce Elvis Scott, yani ilk yaptığımız yabancı sanatçı yemek işi Brand New Heavies konseriydi. Hı-hı. Arkasından UB40'yi yaptık. Ondan sonra da öyle arka arkaya gelişe geldi. Bunların hem sahne günündeki yemekleri hem bazen öncesindeki yemek ihtiyaçları ve hani konser sonrasındaki vesaire bu tip ihtiyaçlarını hemen hemen çoğunu biz karşıladık. Ne kadar abuklaşabiliyorlar? Yani şöyle... Ben hep şu şekilde değerlendirdim olayı. Yani empati yapmaya çalıştım. Yani hiç bilmediğim, hiç tasavvur dahi edemediğim bir memlekete gittiğimi ve orada nasıl koşullarla karşılaşacağımı bilmediğimden dolayı ben her şeyi isteyeyim gibi bir durumları var açıkçası. Hmm. Genel olarak her şeyi istiyorlar ama ondan sonra buradaki bu hizmeti üstlenen insanlarla birebir iletişimi geçtikleri zaman, yani nasıl koşullar, nasıl olanaklar olduğunu gördükleri zaman, evet, biraz daha optimuma düşüyor istekleri. Ama hemen hemen, yani her bölgeden gelen sanatçının enteresan istekleri oluyor. Yani işte az evvel bahsettiğim gibi, yani caz ekipleri çok şaşırmıştım açıkçası. Yani Türk tatlısı ve hani özellikle olarak istedikleri şeydi. Ama baktığınız zaman hani Metallica komple bir dağ meyvelerinden oluşan bir büfe istedi. İşte mikserini, yoğurdunu vesairesini falan kendi kendilerine işte smoothie yapmak için. Hmm. İşte
Depeche Mode yani herkesin tahmin ettiğinin çok daha aksine acayip sağlıklı yemekler yedi. Yani buharda pişmiş tavuk, yine aynı şekilde buharda pişmiş. Şov dünyası ya. Balık vesaire gibi. Hani baktığınız zaman Rammstein acayip enteresan, böyle hani ne kadar sağlıksız şey varsa hepsini yediler. Hepsini yediler. Yani bak, yani şey çok enteresan. Hani aşırı kaprisli olabileceklerini düşünüyorsunuz ama aslında onların istedikleri kendi gıda kodekslerine uygun, beslenmelerine uygun olan optimumda şeyler. Evet, aralarda bazı çok özellikli şeyler var. Yani mesela Dulce Pontes diye bir fado söyleyen bir şarkıcı Şam çileği istedi ve özellikle Şam çileği istedi. Yani bizim memleketimizde öyle bir şey yok. Ama bizde dağ çileği var, böyle küçücük çileklerden. Onlardan bulduk, onları getirdik. Şam diye mi verdiniz? Bizde Şam. Yok, daha dedik. Bizim memlekette yani, Şam yok efendim. Hayır, ona getirebilir misin? Yani mesela o çileği verdiğim, yok bu Şam diye, bu dağ çileği. Bunu demek şöyle, herhalde, yani bunu şöyle yapıyoruz biz genellikle. Önden yazıyoruz. Diyoruz ki yani bu ülkede bunlar yok. Ya gelirken yanınızda getirin ya da biz size buradan bunları tedarik edebiliriz onun yerine diye. Okey, uygundur diyor ve onu getiriyor. Bizimkilerde, bizimkilerin kulisleri nasıl? Bizim vallahi bizimkilerin kulislerinde pek bir şey koymuyorlar açıkçası. Ya yani prodüksiyonlar. Tost makinesi koyuyormuş. Evet, abi aynen öyle. Yani tost makinesi var. Çok güzel. Kettle var. İşte haşlanmaya uygun sosis var. Bazen o da. Onun dışında bol güzel çay kahve var. Yani şöyle, bu yabancı sanatçı Türkiye'ye geldiğinde ona bir imkanlar sunmak gerektiğinden dolayı, ama yerli sanatçı bazen evinden çıkıp da konsere gelebiliyor. Ya da yurt içinde bir turneye gittiği zaman otellerde konaklıyor ve o ihtiyaçlarını otellerde karşılayabiliyor. Ama şimdi düşünsenize, yani Bon Jovi konseri yaptık. Yani helikopterle geldiler otelden. İşte 3 saat kadar konser alanında kaldılar. Performanslarını yapıp gittiler yani. O arada daha onlar için... Abi onlara çok enteresan. Sana şöyle söyleyeyim. Bon Jovi için, yani YouTube için en ilginç şeyi yapmıştık biz. 6 tane kuzu çevirdik YouTube için. Ya bildiğin kuzu. Öyle mi ya? Ya bildiğin, ama tam böyle şey mi söylüyor? Yani onlar 100 kişilik bir yakın arkadaş ve aile grubunu da ağırladılar orada. Onlara bir özel davet verdiler. Yabancı bir şef geldi onlarla beraber. Onunla beraber biz böyle bildiğin yani yere taşları koyduk. İnanın. Güzel ateşi yaktık, evet. Döküm demirden 3 tane böyle bir tam böyle hancı, şarap ve şey getir modelinde kuzuları taktık, çevirdik, kestik, parça parça götürdük ve kuzu tandır vaziyetinde. Ben daha sosyal içerikli bir yemek beklerdim YouTube'dan en azından. Valla YouTube böyle bir şeydi. En enteresan yenen yemekler böyle, hani çok ilginç olacak. Bu Apokaliptika diye bir grup var. Bu İskandinav kökenli bir grup. Daha önce Türkiye'ye geldiklerinde Kapalı Çarşı taraflarında bakır sahanda sucuklu yumurta yemişler bunlar. Allah Allah. Ve bir festivalin tam ortasında, hani dağ başında bir yerdeyken gelip ya bize sahanda sucuklu yumurta yapar mısın dediler. Biz dedik ki yani sahan yok, sucuk yok, hiçbir şey yok, buradayız. Yani hani bir saat vaktimiz var, biz mutlaka yemek istiyoruz dediler. Biz de işte birini yolladık, hani sucuk aldık, getirttik. Sahanda yaptık, o böyle kokuların arasında gittiler. Dağılmış ekmek bana yediler. Abi yani. Ne güzelmiş. Evet. Ay.